Ben de kendi isteğinle gelmediğini zannedip sana gönül koymuştum. Böyle başına büyük bir olay geleceğini nereden bileyim ya? O yüzden sana koyduğum eksiği, evet, şimdi kendi ellerimle artıya çeviriyorum. Sen gerçekten artılar eksiler mi koyuyorsun o deftere? Yıl sonunda ben bu deftere bakıp bu artı eksi durumlarına göre kime nasıl davranacağımı belirliyorum. Duygusal davranmıyorum ben, bilimsel takılıyorum. Aysel, bu saatten sonra evden işe beraber gidip geleceğiz. Yani ben sözlümün kardeşini korurum. Ha, Salih abi sağ ol, çok teşekkür ederim ama ona bakarız, olur mu? Aysel, Nihal'le hiç konuştun mu bu dün akşamı falan? Yok, konuşamadım. Yani bu ifade verme işleri falan biraz uzun sürdü tabii. Ama şu Aziz Bey var ya, çok kral adam be. Gerçekten böyle hiç egosu falan yok. Geldi bizi tebrik etti. Sağ olsun. Ha bir de tebrik etti. İnanılmaz. Düğünümüzde böyle karşılıklı sebep falan oynarsak beni şaşırmayacağım. Neyse ben gideyim. Sana kolay gelsin. Aysel. Emir Bey. Ya Emir Bey, Allah'ım ya sen ne kadar beceriksiz bir herifsin ya. Emir Bey efendim çok özür dilerim. Ne özür be? Ne özür? Bütün gün toplantım var. Böyle mi çıkacağım insanların karşısına? Tamam ben hemen ya çıkartayım. Çek şu ellerini gevşek gevşek üzerimden. Defol git. Kovacağım bir de bıcık bıcık ağlayacaksın karşımda. Yürü. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şu hale bak ya. Şşş, bana bak lan. Bana bak. Bana bak. Ne yapıyorsun lan sen? He? Ne yapıyorsun sen? Bir daha kimseye böyle davranmayacaksın. İnsanlara doğru düzgün davranacaksın. Duydun mu beni?